31 Mart seçimleri. Siz nasılsanız yöneticileriniz de öyle olurlar. Kainatı idare eden külli şeyin kadir olan zat, hiçbir şeyi sebepsiz yaratmamış, oluşturmamış ve kainatta kesinlikle tesadüf yoktur. Allah'ın kaderinin tecellisi vardır. Yeter ki olan hadislerden, Kur'an, sünnetullah ve asrın sahasında içtihat edenlerin tecrübelerinden, liyakat ve ehliyet sahiplerinden ders alıp istişare etmektir. Kur'an'da istişare farzdır. Bu konuda da Kur'an-ı Kerim'de ilahi hükümler ışığında, "Ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden onu çeker alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Her türlü hayır yalnız senin elindedir. Sen elbette her şeye kadirsin." Olan hadisenin hayır ve şer olduğunu ancak Allah bilir. Ey müminler! O hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Fakat olur ki bir şeyden hoşlanmazsınız ama o sizin için hayırlıdır. Ve olur ki bir şeyi seversiniz, halbuki o sizin için bir şerdir. Allah ise sizin için hayır olanı bilir de siz bilmezsiniz. Kulları değil, Allah'ı razı etmek vazifemizdir. De ki, Allah dilemedikçe ben ne kendime bir fayda sağlayabilirim ve ne de kendimden bir zarar uzaklaştırabilirim. Allah Resulü her konuda ehil insanlarla meşvereti farz kılmıştır. Kim bir iş yapmak istedi ve müşaverede bulundu ve ona göre hareket ettiyse, işlerin en doğrusuna hidayet edilmiş demektir. Akıllı kimselerden doğru yolu göstermelerini isteyin ki doğru yolu bulasınız. Onlara muhalefet etmeyin, pişman olursunuz. İstihare eden zarar etmez, istişare eden de pişman olmaz. Hz. Ali şöyle der: "Peygamberimize dedim ki, ya Resulallah, bir iş olduğunda bize sizin aracılığınızla vahiy geliyor. Peki biz ne yapalım?" Resulullah şöyle buyurdu: "Böyle bir iş olduğunda ümmetimden abid ibadet ehli olanları toplayınız ve o işi aranızda meşveret ediniz. Bir kişinin sözüyle hareket etmeyiniz." Tarihi dehalardan ders almak. Onlar zararlarından emin oldukları için dostlarını uzak tuttular. Kendilerine bağlamak ve kazanmak için de düşmanlarını yakınlaştırdılar. Yakınlaştırılan düşman dost olmadı. Herkes düşman safında birleşince yıkılmaları mukadder oldu. Kibirden uzak kalmak bir fazilettir. İktidara gelirseniz kibirli olmayın, kendini beğenmişlik etmeyin, size ait olmayan şeyleri almayın, güçsüzlere yardım edin. Unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur. Herkes er veya geç, önce milletin ve nihayet Allah'ın önünde hesap verecektir. Said-i Nursi'nin, savaşlarda zafer askerin, mağlubiyet kurmayındır dediği gibi, seçimlerde başarı tabanın, yenilgi tavanındır. Yenilen sadece adaylar değil, bizzat iktidarımızın siyasi, içtimai, sosyal, hukuk, eğitim ve ekonomik politikalarıdır. Yine Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'dan aldığımız derslere binaen, kaderle verilen mesajı alabilmek feraseti. Cereyan etmekte olan hadisatın muhtemel menfi tesirlerinden kalp ve ruhlarımızı azade bulundurmak ve bir şey meydana geldikten sonra daima kader cihetini düşünerek, hikmetli ve güzel taraflarını görmek ve zahiri ruha dokunan kaba, şer, musibet cihetlerine fazla nazarı dolaştırmamak, Risale-i Nur'dan aldığımız derslere binaen lazımdır. 80 küsur senenin başını eğdiremediği Mücahid-i Ekber, Allame-i Cihan, sarığı başında bizimle sohbet ediyor. Ve diyor, toplum hayatı da yine iman hakikatlarından gelen şura ile yaşayabilir, o düşmanları durdurur, o ihtiyaçların teminine yol açar. Haklı şura, ihlas ve tesanüdü netice verdiğinden, evet ümit var olunuz, şu istikbal inkılabı içerisinde en yüksek gür sada, İslam'ın sadası olacaktır. Hizmet rehberi. Her şey takdiri ilahinin kader planındadır. Tesadüf yoktur. İzzet ve zillet, fakr ve servet, doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın meşiyetine ve iradesine bağlıdır. Demek, kesreti tabakatın en dağınık tasarrufatına kadar, meşiyet ve takdiri ilahiye iledir. Tesadüf karışamaz. Resulullah'ın devesi Adba, yarışta birinciliği başkasına vermezdi. Yahut yarışı başkasına kolay kolay bırakmazdı. Bir gün, binek devesine binmiş bir bedevi geldi ve yarışta onu geçti. Bu durum Müslümanlara pek ağır geldi. Bu hali fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez kanunudur." Bu hepimiz empati yapmalıyız. Siz nasıl olursanız yöneticileriniz de öyle olurlar. Amelleriniz yöneticilerinizdir. Onlar sizlerin eseridir. diyen Allah Resulü'nün sözünü bir kere daha düşünmeliyiz. Bu zaman şahıs zamanı değildir, cemaat zamanıdır. Ferdi şahısların dehası, ne kadar harika da olsalar cemaatin şahsı manevisinden gelen dehaya karşı mağlup düşerler. Devam edecek. Vesselam.